Bunun cesaretini de Ali Aydar cevabını versin. Özgür Özel verdi. Özgür Özel Mehmet Uçum gibi adamlara cesaret verdi. Özgür Özel ben olsam düşünürüm. Ben Özgür Özel olsam derim ki bu Rasim Özan Kütahyalı gibi her devrin fırıldağı bir adam, her yere yatan bir adam Özgür Özel'i methediyorsa ve utanmadan bizi tehdit ediyor, milleti tehdit ediyor. Özgür Özel'i dinleyin ey muhalefet diyor. Eğer Özgür Özel olmasa diyor gece 3.30'da sizi evden alırlar Ahmet Yavuz diyor. Mithat Baydur sizi gece 3.30'da evden alırlar diyor. Gel al lan. Alın ben gücünüz yetiyorsa. Bu nasıl bir tehdit ya? Yine diyorum savcılar nerede? Özgür Özel nerede? Bu Rasim'i her şeye laf yetiştiren Özgür Özel. Bu Rasim Ozan Kütahyalı'ya niye at bildirmiyor ya? Eğer Rasim Ozan Kütahyalı'nın metine kaldıysa Özgür Özel, vay o CHP'ye, vay o Özgür Özel'e ya. Bunlar karı koca. Bunlar çok, kim ya? Karı koca ayrıldılar ama çok seviyor yeni CHP yönetimi bunu. Dolayısıyla bunlar şu an Özgür Özel'in cesaretiyle bu Mehmet Uçum gibiler konuşuyor. Nedir bu cesaret? Ali Aydar notunu alsın cevap versin. Çünkü cevap vermese yarın Ali Aydar'a sorarlar Cemal'e niye cevap vermedin diye. Kardeşim sıkıntıya düşmesin. En sert şekilde de cevap yine verebilir. Yine sizi düşündü. Yani en sert şekilde de cevap verebilir. Sayın Fırat. Bakın Özgür Özel ilk günden beri diyor ki ey Erdoğan 2025 Kasım'da aday olmak için erken seçime razı ol. 2025 Kasım'da erken seçim istersen seni aday yaparız. Olmaz kardeşim. Özgür Özel olmaz. Cumhuriyet Halk Partileri olmaz. Böyle bir şey olamaz. Recep Tayyip Erdoğan aday olamaz. Olamaz. Anayasa olamaz diyor. Onun için anayasayı değiştirmek istiyor. Aday olamayacağını Recep Tayyip Erdoğan da biliyor. O sebeple anayasayı değiştirmek size istiyor. Size soru. Bir dakika soru. Şimdi 2005 Kasım'ından sonra bana gelme dedi ya CHP lideri Özgür Özel. Şimdi biz son açıklamalarda anlıyoruz ki zaten öyle bir niyeti de yok 2005 Kasım'ından önce gelmek 2025 gibi. 2025 Kasım. 2025 Kasım'ından önce gelmek gibi bir niyeti de yok öyle görünüyor iktidarın. Fakat Uçum'un söylediği gibi 2027'den itibaren bu tartışmayı başlatıp meclis kararıyla erken seçime gitme meselesinde CHP'den ayrıldık. Oradaki şeyi anladım. Dem o vizeyi verir mi? Dem o vizeyi verirse Kürtlere ihanet eder. Seçmenine ihanet eder. 2027'nin Kasım'ından sonra 5 ay kalıyor seçime. 5 ay. 5 ay sonra yapılacak bir seçim ortada dururken 2027'nin Kasım'ında erken seçim yapalım da Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olsun demek deme yakışmaz. Dem de bunu yapmaz. Bakın deminden beri konuşuyoruz. İşte birileri yumuşama diğer kanallara bakıyorum. Mithat Hocam söyleyince ne yapıyorlar? Allah şu muhalif kanallara yardım etsin. Bu A Haber Mutluluk kanalındakilere, bu adı neyse işte hepsine yardımcı olsun onlara. Bunlar nasıl kıvıracak? Nasıl dönecekler? Ve bu demle MHP, demle AKP ilişkisini nasıl bir büyük beceriyle anlatacaklar izleyemedim. İzleyeceğim bu akşam.